Arkadaşım. Bak burada bir sürü kamera. Arkadaşlar. Kolay gelsin. Şimdi bakın değerli arkadaşlar, Türkiye yanıyor. Dolar olmuş 4.300, benzin olmuş 6 lira, mazot olmuş 5.5 lira. Türkiye bu halde, yok bana gariban diyor, yok genel başkana kukla diyor, karikatür diyor, bana kukla diyor, bir şeyler söylüyor. Ben baba tarafından Selanikliyim, anne tarafından Rizeliyim. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Bak hemşerim, meydanlarda böyle laflar etme hemşerim. Bırak bu işleri. Gel memleketin sorunlarına çare olalım. Gariban olmak şaibeli olmaktan iyidir. Gariban olmak şaibeli para sahibi olmaktan iyidir. Evet doğru söylüyorsun. Ben gariban kamyon şoförü rahmetli Hacı Şerif'in oğluyum. Evet doğru söylüyorsun. 16 yıldır milletvekiliyim. 14 senesi kirada geçti. Son 1,5 yıldır burada evim var. Bu memleketin çoğu gariban. Biraz da senin yüzünden sonradan gariban oldular. Gel bu garibanların sorunlarına çare olalım. Sayın Cumhurbaşkanı adayı şey demiş galiba, partisine genel başkan olamadı, Cumhurbaşkanı adayı oldu. Hatırlatırım, kendisi de Beyoğlu belediye başkanı olamamıştı. Hatta 91 seçimlerinde milletvekili adayıydı. Milletvekili de seçilememişti. Demek ki siyasette bunlar oluyor. Sayın Abdullah Gül de Fazilet Partisi'ne genel başkan olamadı ama Cumhurbaşkanı oldu. Bunlar oluyor. Bir de bir şey daha demiş. Adayın demiş, benim için gariban adayın maceralarını demiş, hep birlikte önümüzdeki günlerde göreceğiz demiş. Eksik söylemiş. Bir adayın maceralarını görmek olmaz. Öyle olacaksa hepimizin maceralarını millet görecek ortada. Ona bakarız o zaman. Herkesinkini millet görsün. Yani sen konuşacaksın. Sen konuşacaksın. Ben armut toplamayacağım herhalde. Konuş bakalım önce de. Söz bir de bana gelsin, o mikrofonu bir de ben alayım. Millet hepimizin maceralarını bir dinlesin, bir görelim bakalım. Türkiye